Herkese merhaba. Kesişen Yollar Derneği'nin kariyer sohbetlerinde bu haftaki konumuz Facebook'tan Serdar Önal. Öncelikle kendisine çok teşekkür ediyorum. Biz zaten kendisiyle tanışıyoruz buradan, San Francisco'dan, Silikon Vadisi'nden. Kendisine sorularınızı videonun altındaki soru linkinden ve Facebook, YouTube'daki yanındaki yorum kısmından iletebilirsiniz. Ben kendisiyle iletiyor olacağım. Serdar, zaten sana geçelim direkt. Kısaca eğitim geçmişinden, şu an ne yaptığından bahseder misin? Tabii ki. Ben 2012 yılında Silikon Vadisi'ne taşındım. Üniversiteyi Koç Üniversitesi'nde okuduktan sonra. Burada San Francisco Devlet Üniversitesi'nde bilgisayar bilimleri alanında master yaptım. O sırada Türkiye'de Koç Üniversitesi'nden beraber okuduğum bir arkadaşımın burada kurduğu bir startup'ta çalışmaya başladım. Yaklaşık 4 sene orada çalıştım. Remote isimli şirket. 2 senenin ardından Avast isimli Türkiye'de bilinen, yani de antivirüs ürünüyle bilinen Avast tarafından satın alındık. 2 sene daha orada kaldıktan sonra birkaç ay önce Facebook'ta çalışmaya başladım. Teşekkür ederim. Ben direkt sorularla başlayayım o zaman. Çünkü sorular geliyor sürekli. İlk soru, Computer Science alanında Avrupa mı yoksa Amerika mı daha öndedir diye bir soru gelmiş. Senin fikrin ne bu konuda? Bu konuda ön yargılı da bakıyor olabilirim ama yani Silikon Vadisi'nin rakipsi olduğunu düşünüyorum. Her türlü metrikte. Yani buradaki şirket sayısında, buradaki okul sayısında, buraya gelen yatırım miktarına baktığımızda bütün o metriklerde Silikon Vadisi dünyadaki bütün diğer yerlerin toplamından neredeyse daha iyi durumda. Dolayısıyla hani spesifik olarak Silikon Vadisi'ni ben tercih ederim. Ama ya bu demek değil ki Avrupa'da da hani çok iyi teknoloji merkezleri yok değil. Örneğin Londra veya Berlin, Almanya'da. Oralardan çok çok iyi şirketler çıkıyor. Çok iyi kariyer imkanları var. Yani oralara da kesinlikle bakmalarını, özellikle vize açısından Avrupa'daki şehirlerin, ülkelerin daha kolay olduğunu göz önünde bulundurursak oralara da bakmalarını tavsiye ederim ama bu tip vize gibi sorunları göz ardı ettiğinizde Silikon Vadisi'nin rakipsi olduğunu düşünüyorum. Teşekkürler cevap için. Ben de katılıyorum sana. Sıradaki soruya geçiyorum direkt. Yeni mezun bilgisayar mühendisleri için olmazsa olmaz yetenekler sence neler olmalı? Veya da Silikon Vadisi'nde çalışan bir mühendis için neler olmalı? Yani biraz geniş bir kavram olarak kalıyor. Çünkü sonuçta burada bin bir türlü iş yapan Silikon Vadisi şirketi var. Her türlü farklı farklı mühendislik çeşitlerine iş imkanları var. Ama atıyorum mesela işte yazılım mühendisi olmak istiyorsanız aslında giriş barı hani kolay değil ama basit. O da şu, çok temel konuları iyi bilmeniz gerekiyor. Bu da yani genelde tartışma konusu olan bir şey. Silikon Vadisi şirketlerinin genelde işe alım süreçlerinde bir dakika, bilgisayarımda bir ufak problem yaşıyorum. İşe alım süreçlerinde sorulan soru tipleri, bu sürecin şekli hemen hemen hepsinde aynı. Ve üniversiteden yeni mezun bir adayla, atıyorum 10-15 yıllık tecrübesi olan bir adaya içinden geçtiği süreç neredeyse tamamen aynı. Bu da şu demek oluyor ki, üniversitede öğrendiğiniz temel konular, belli başlı derslerdeki çok 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 önemli. Bunlar nedir? Ya ben sizin önceki yayınlarınızdan da takip ettiğim kadarıyla biliyorum. Yani insan hep aynı şeylere değiniyor işte. Algoritma. Bu da Türkçesi aklıma gelmediği için özür dilerim. Data structures. Veri yapıları. Yani sanırım. Ya bu tip çok temel bilgisayar bilimleri konularını bilmek önemli. Onun dışında yani genelde Silikon Vadisi'nde mühendislik eden, bilgisayar mühendisliği geçmişten gelen insanlar için iş imkanları daha demokratik diyebilirim. Bu da yani şu demek. Hangi okuldan geldiğiniz, ne kadar tecrübeniz olduğu, notlarınız. Bunlar hep ikinci planda. Eğer bir şeyler yapabildiğinizi, başarabildiğinizi gösteriyorsanız ki bu hani günümüzde çok kolay. İşe başvururken GitHub linkinizi koyarsanız mesela özgeçmişinizden çok daha değerli o şirketler için. Hemen ilk puanı alıyorsunuz iş görüşmeleri için. Teşekkür Doğru. ederim.
Bu soruya da devam olarak başka bir şey daha ekleyeyim. Eklediğim sorulardan biri. Hali hazırda yurt dışında Computer Science Master yapan öğrencilere tavsiyeniz neler olur? Yani rahat iş bulabilmek için de soruyor sanırım. Bahsettiğim gibi GitHub hesabı bunlardan biri. Başka tavsiyelerim var mı? Master. Yani networking diyeceğim. Bu, yani özellikle hocalarınızla aranızı iyi tutun. Master'da çünkü özellikle hani en fazla 2 sene diye tahmin ediyorum geçireceksiniz okulda. Çok fazla bir ilişki kurma şansınız olmayacak hocalarla. Dolayısıyla ilk günden hocayla ilişki kurmayı. Hani şu hiç kesinlikle ayıp bir şey değil yani. Hani bir hocaya gidip benim amacım bu. Ben şöyle bir şirkette şöyle bir iş bulmak istiyorum. Bana yardımcı olur musunuz? Demek hiç ayıp bir şey değil. Onlar size yol gösterirler, şu dersi al derler, bu konuda açık var derler, ben şu konuda insanlar tanıyorum derler. Dolayısıyla ilk günden ben networking yapmaya başlayın derim master'da. Eğer zaten başlamışsanız, zaman geçmişse geç kalmayın, gidin hocalarınızla konuşun. Onun dışında endüstrideki diğer insanlar ve Silikon Vadisi'nde bilmiyorum dışarıdan ne kadar gözüküyor ama bayağı Türk varız. Dolayısıyla tanıyın tanımayın Türklere ya da başka tanıdıklarınıza ulaşın. Onlar da eminim ki yardımcı olacaklardır Ben de katılıyorum tamamen. Sıradaki soruya geçeyim. Emre Celal Gül sormuş. Silikon Vadisi'nin startup ekosistemi nasıl? Sen de startup'ta çalışmaya başladığın için bence kültürün içindesin. İçindeydim hayatta. evet, yani ya dışarıdan göründüğü kadar allı Acaba? Sen de mi acaba? Ha. tabii. Çok böyle dışarıdan çok renkli, atıyorum Silikon Vadisi dizisini takip ediyorsanız o bayağı gerçekçi bir şey veriyor, resim çiziyor diyebilirim. Yani ya şu an istatistikler kafamda yok ama ya gidip bakarsanız Silikon Vadisi'nde veya herhangi bir yerde kurulan startup şirketlerin çok 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 büyük bir kısmı başarısız oluyor. Dışarıdan baktığınızda bu resmi görmek zor oluyor. Çünkü size sadece başarılı olanların hikayesini aktarıyorlar doğal olarak. Yani TechCrunch'a gittiğinizde bugün 100 tane şirket kapandı diye haber yapmıyorlar. Ama yani hani her başarılı olan bir şirket için aynı alanda aynı işi yapan onlarca yüzlerce şirket her gün başarısız oluyor. Dolayısıyla ya benim aldığım izlenim genelde dışarıdan biraz daha kolay gözüktüğü için oranla. O kadar kolay olmadığını söyleyebilirim ama pozitif anlamda da açıkçası benim geçirdiğim 4 senede öğrendiğim şey başka herhangi bir şirkette, yani startup olmayan daha büyük bir şirkette kesinlikle öğrenebileceğim oranda değildi. Yani inanılmaz çok şey öğrendim 4 senede. Yani ya bunun sebeplerinden biri tabii nispeten başarılı olmamıştı. Çok iyi takım arkadaşlarım olmasıydı ki o remote team'ın kurucularından CEO'sunu da konuk etmiştiniz. Sinan kırmamıştı bizi. O konuda onun konuşmasına gidip geçmişten YouTube'dan izleyebilir arkadaşlar. O sanırım daha iyi bir izlenim verecektir startup için. Kendisi birden fazla startup kurmuş bir entrepreneur. Ama yani benim söyleyebileceğim zor. Dışarıdan göründüğünden daha zor. Ama aynı zamanda verdiği ödül elde ettiklerinizde kesinlikle çok 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 daha fazla. Teşekkürler cevabın için. Sıradaki sorum Silikon Vadisi'nde mühendisler için yaşam şartları ve çalışma hayatı nasıl? Yani iş yerlerindeki artıları neler, eksileri neler? Bunlardan bahsediyor musun? Tabii. Yani bu konuda vereceğim cevaplar hani çok karşılaştırmalı olamayacak ne yazık ki. Ben yani ilk profesyonel hayatıma burada bir startup'ta atıldım. Daha önce Türkiye'de IBM'de bir staj yapmıştım. Ya yani o stajdan da çok fazla şey elde ettim ama hani karşılaştırma yapabilecek kadar bir tecrübe edememiştim birkaç ayda orada. Dolayısıyla ben şanslıyım ki yani kariyerime direkt Silikon Vadisi'nde başladım. Ama yani şunu söyleyebilirim. Ben yani yakın zamanda Facebook'a başladığımda ya yıllardır buradaydım. Arkadaşlarımdan, abimden hani bütün buradaki büyük şirketleri gezdim, dolaştım. Hepsindeki imkanları biliyordum. Ama hala aylar geçmesine rağmen hala her gün beni şaşırtan bir şey görüyorum ofiste. Dolayısıyla şunu söyleyebilirim ki hani gerçekten standartların çok 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 daha üzerinde davranıyorlar. İmkanlar sunuyorlar size, bu da çalışanlara. Yani
Ya örneğin ben hala Türkiye'den arkadaşlarımla konuştuğumda bazen teknoloji şirketlerinde yazılım mühendisi olarak çalışıyorlar. İşe takım elbiseyle gitme gibi bir zorunlulukları var. Yani bu tip saçmalıklar yok kesinlikle. Onun dışında ya genel olarak aldığınız maaş, sunulan imkanlar bunlar ortalamanın çok çok üzerinde. Şöyle bir problem var. Silicon Valley ufak bir yer olduğu için bu kadar çok yoğun teknoloji şirketi olduğu için yaşam pahalı. Bu yanında bazı zorluklar getiriyor. Mesela trafik çok kötüye gidiyor. Yaşayacak ev bulmak çok zor. Burada teknolojide çalışmayan insanlara bunun bindirdiği yük çok fazla. Bu hani bu tip problemlere sebep olan bir endüstrinin parçası oluyorsunuz. Yani bu konuda bilinçli kararlar vermeniz gerekiyor. Buradan hani buraya gelmek isteyen arkadaşlara bunu da belirtmek isterim yani. Teşekkür ederim. Yani bunun dışında şunu söyleyebilirim ki yapabileceğiniz en iyi kariyer seçimlerinden biri olur şu 2017 yılında teknoloji Silikon Vadisi'nde çalışmak. Ben de aynı şeyi yaparak katılıyorum size tamamen cevabına. Az önce zaten kısaca bahsettin arada da iki üç kere soruldu hatta. Önal soyadı tesadüfüm Selim abiyle akrabalığınız var mı diye sorulmuş. Bunu da ileteyim. Evet, Selim abiniz abim oluyor kendisi. Olmaz. Evet, kardeşiz. Belli bir sürekli takip eden izleyici kitlemiz var. Onlar artık Selim abi falan tanıyorlar. O yüzden sorun dedim. Peki sıradaki sorum az önce de yine bahsettin ama Silikon Vadisi mühendis maaşlarından bahsedebilir misiniz diye sorulmuş. Yani ya bu konuda ya bir çıkıp bir rakam söylemem ne kadar doğru olur bilemiyorum. Ama yani bu konuda şeffaf gidip bakabileceğinizi söyleyebilirim. Çeşitli web siteleri var bu şirketlerde çalışan insanların gidip maaşlarını paylaştığı birbirleriyle karşılaştırmalar yaptıkları. Örneğin Glassdoor diye bir tane web sitesi var. Bu site genelde işverenlerin Yelp kullanıyorsanız işverenler için Yelp denebilir. Yani gidip orada işverenlerin hakkında yorumlar yapabileceğiniz, kendi tecrübelerinizi paylaşabileceğiniz, gerek orada çalışmak hakkında gerek o şirketlerden iş alım sürecinden geçtiyseniz başarılı veya başarısız o süreçle ilgili yorumlarınızı paylaşabileceğiniz, maaş bilgilerinizi paylaşabileceğiniz. Dolayısıyla Glassdoor ve benzeri sitelere gidip bakarsanız hangi seviyedeki mühendisin bu şirketlerde hangi aralıklarda paralar kazandıklarına dair bir resim oluşur kafanızda. Teşekkür ederiz tekrardan. Sıradaki soru, Facebook, Google, Amazon gibi şirketlerde hala brainstorming soruları soruluyor mu interview'larda? Ya benim tecrübem hayır. Yani internete bakarsanız zaten bunların biraz böyle şehir efsanesi olduğunu görürsünüz. Ya da çok eskilerde kaldığını. Ve hani şirketin içinde de yani bu tip soruların kesinlikle sorulmaması gereken sorular olarak ön plana çıkarıldığını da belirtmek lazım. Dolayısıyla hani zannetmiyorum. Eğer olur da karşılaşanlar varsa o da interviewer'ın yani acemiliğine denk gelmişliğinden olur diye düşünüyorum. Genel olarak çok fazla yani çok çok akademik. Yani bu iyi bir şey mi bilmiyorum ama yani kesinlikle şeyler çok da akademik, çok da deterministik yani. Dolayısıyla o tip şeyler ben karşılaşmadım o tip sorular. Teşekkürler cevabın için. Yine bu soruya devam olarak başka bir soru sorayım o zaman. İş teklifi alma sürecinde ilk teknik mülakat sorularından sonraki aşamada herhangi bir framework, library bilmenizin kabul almanızda bir etkisi oldu mu? Mesela Facebook'un React kütüphanesini bilmenin işe alınma sürecine bir ekstra etkisi oldu mu diye sormuş. Yani bu herhalde iki aşamada cevap vermek daha doğru olur. Hani Facebook, Google gibi şirketlere girmek istiyorsanız bu şirketler genelde yani çok tecrübeli veya çok herhangi bir alanda spesifik bir tecrübeniz yoksa atıyorum mesela yıllarca oyun geliştirme konusunda çalıştıysanız ve o şirket oyun geliştirmek için işe alıyorsa tabii ki o konuda belli frameworkleri bilmenizi isteyeceklerdir. Ama genelde bu şirketin işe aldığı yazılım mühendisliğinin çok büyük bir kısmı daha genel. Yani işe aldıktan sonra herhangi bir takımın parçası olabilecek. Zaman zaman değiştirebilecek bu önceliğini. Ya da farklı farklı projelerde çalışabilecek insanları aradıkları için daha genel tecrübeler oluyorlar. Dolayısıyla hani spesifik bir framework veya programlama dili kesinlikle zorunlu kılmıyorlar. Büyük şirketler için. Daha küçük startuplar için bir nebze doğru olabilir bu. Yani sonuçta startuplar daha kısa süreli bir problem çözmeye çalışıyorlar. Büyük şirketler size
Ya bunu genelde söylüyorlar, bilmiyorum hani ne kadar doğru bu onlar için, ama hani önümüzdeki 10 yıl için yatırım yapıyoruz mesela, hissediyorlar. Startup başımı kesinlikle doğru değil, çünkü startup belki 3 ay sonra nerede olacağını bilmiyor. Dolayısıyla onlar daha kısa vadeli problemler çözmeye çalıştıkları için gelip hemen etki yapabilecek insanlar oluyorlar çoğu zaman. Dolayısıyla belli alanlarda tecrübesi olması önemli olabilir. Tabii burada startup ne dediğimizi tabii netleştirmek lazım. Hani startup var, 2-3 kişi 6 aylık parası var. Startup var, 500 kişi, adına startup deniyor. Önümüzdeki 10 yıllık şey var, parası var. Dolayısıyla hani ya bu skala çok geniş. Eminim ki belli başlı şirketler var ki yani çok spesifik framework bilmenizi isteyecekler. Ama genel olarak bu tip şeylerle gelmiyorlar. Yani daha genel yazılım mühendisliği alanında bilgili olmanızı bekliyorlar. Hani herhangi bir şey, işte de herhangi bir şey bilmeniz gerektiğinde bunu öğrenebilecek tarzda, kapasitede bir insan olup olmadığınızı ölçmeye çalışıyorlar. Çok teşekkürler cevabın için. Demin Emre Celalgül sorunun devamını getirmiş, tekrardan yazmış. Peki kendimiz network yapmak dışında onların dikkatini çekebilmemiz mümkün mü diye sormuş. Yani sanırım projelerle veyahut da nasıl çekebiliriz? Şöyle, okuldayken direkt şirketlerin ilgisini çekebilmek için tahmin ediyorum ki hani çok iyi okullarda okuyorsanız, çok başarılı öğrencilerdenseniz gelip size bulabilirler. Ama yani genel olarak bu kategoriye giren öğrenci sayısı çok fazla değildir diye tahmin ediyorum. Öğrenciyken genelde sizin şirketlere doğru şey yapmanız gerekiyor. Bunda da tabii size en yardımcı olacak insanlar hocalarınız, o şirketlerde şu anda çalışmakta olanlarınız veya potansiyel tanıyabileceğiniz insanlar. Yani ya İngilizce'de cold call diyorlar. Yapmaktan çekinmeyin yani. Tanımıyorsanız bile bir e-mail atın. Bahsedin kendinizden, amacınızdan. Yardımcı olacak birilerini bulmanız çok mümkün. Kesişen yollar konuda size yardımcı olabilir. Sizi bulmalarını beklemek bence çok doğru bir strateji değil. Genelde birkaç senelik tecrübe, yani en zor kısmı benim kendi tecrübelerimden ilk adım atmak buradaki kariyerinize, üniversiteden sonraki. Ondan sonrası çok çok daha kolay. Yani şu anki günümüzdeki ekonomik şartların da biraz getirdiği bir şey. Bu Silikon Vadisi şirketlerinin çok çok başarılı olmasından dolayı sürekli işe alım var hemen hemen hepsinde. Dolayısıyla az biraz bir adımınızı attıktan sonra, ya zaten bunu ileride göreceksiniz. Hani bir LinkedIn profili yarattıktan sonra az biraz bir tecrübeyle onlar sizin peşinizden koşacaklar, merak etmeyin. Ama ilk adımı atmak için bence sizin daha proaktif olmanız çok önemli. O bile kendi kendine, hani proaktif olmanız bile kendi kendine bir pozitif bir gösterge onun için. Ben de tamamen katılıyorum. Çok doğru söyledin. Sıradaki soru, mülakatlar hazırlık sürecinden bahseder misin? Meşhur bazı mülakat hazırlık kitaplarını çözmeyi birçok kişi tavsiye ediyor. Cracking the Code and Interview gibi. Sizin tavsiyeleriniz nelerdir? Şunu yapmak çok faydalı oldu. Mülakatı geçmemi araladı dediğiniz bir şey var mı? Diye sormuş. Ya, kesinlikle katılıyorum. O kitaplar, belli başlı web siteleri var. Şu an aklıma gelen Lead Code mesela. Ya zaten bu hazırlıklar böyle hani sizi işe almaya hazırlanan şirketten gizlice yaptığınız şeyler değil yani. Genelde iş görüşme sürecine başladığınızda oradan size e-mail geliyor ve diyor ki hani şu tarihte olacak interviewiniz. O tarihe kadar şu kitaplara bakmak sizin için iyi olabilir. Yani onlar söylüyorlar zaten size bunu. Dolayısıyla hani kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. O kitapları okumanız, Cracking the Coding Interview, Programming Interviews Exposed gibi. Çok faydalı oluyor. Yani dediğim gibi bu hani tartışmalı bir konu. Bu ne kadar başarılı bir kriter bu kitapların içeriği işe alırken. Ama yani gerçek şu ki süreç böyle işliyor. Dolayısıyla kesinlikle ve kesinlikle tavsiye ediyorum. Hani ya buradan belki bizi izleyen insanlar arasında hani tecrübe, sırf üniversite öğrencileri yok, tecrübeli insanlar da vardır. Ya hands-on tecrübe, iş yerinde öğrendiğiniz tecrübeyle bu işe alım süreçlerinden geçerken yaşadıklarınız birbirinden genelde çok farklı. Hani ne kadar tecrübeniz olursa olsun, geri dönüp o akademik bilgiyi yenilemek
Çok 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 önemli. Dolayısıyla herkese kesinlikle tavsiyem küçümsemesinler onun önemini. Ve o kitapları elde etsinler. Kitapları, web siteleri var. Web sitelerin birçoğu ücretsiz. Demin bahsettim mesela Glassdoor ve benzeri sitelere gidip baktıklarında bu süreçlerden geçmiş insanlar genelde geri gidip bu sitelere işte bana şu tip sorular soruldu, şu tip konulara çok ağırlık verildi gibi yorumlar bırakıyorlar. Gidip onlara baksınlar. Başvurdukları şirketin özel. Kendi başvurdukları alan için onları filtreleyebilirler. Onların çok bana çok yardımcı olmuştu. Yani ben açıkçası görüştüğüm bütün şirketlere görüşmeden önce gidip bu araştırıyordum. Yani hepsinden önce kafamda bir resim vardı. Ne tip sorular sorulabileceği, hangi konulara hangi alanlara ağırlık verilebileceğine dair. Ve hani genelde de bu tahminlerim tuttu. Dolayısıyla bu web sitelerini ve kitapları kesinlikle öneriyorum. Çok teşekkürler. Sıradaki sorum, Amerika'da üniversite okumak veya özel şirkette kariyer yapmak için bize ne gibi tavsiyeleri olur demiş. Parantez içinde, Türkiye'de okuduğumuz süre zarfında kendimizi hangi alanlarda nasıl geliştirebiliriz diye sormuş. Yani açıkçası ya burada gelip master veya doktora yapmak istiyorsanız yani Türkiye'de ben o kafada bir öğrenci değildim üniversitede. Hani akademik kariyer yapmayı hiçbir zaman düşünmüyordum. Yani buraya gelirken de amacım Amerika'ya gidip master yapmak değildi. Master aracılığıyla Amerika'ya gitmekti. Dolayısıyla ya bilmiyorum ne kadar faydalı olur benim verebileceğim burada bilgiler ama yani şunu söyleyebilirim. Ya önemli şey derslerdeki başarınız. Çünkü hani ya buraya master'a, doktora'ya başvurduğunuzda üniversitelerin elinde size, sizin eğitim geçmişinize dair çok fazla bir donanım. Yani Türkiye'de bir okuldan, Türkiye'nin en iyi okulundan mezun oluyor olsanız bile onların gözünde Türkiye'nin en iyi okuluyla Türkiye'nin ortalama bir okulu arasındaki fark Türkiye'de sizin gözünüzdeki farktan çok daha küçük olabilir. Dolayısıyla ne yazık ki hani burada bir dezavantajdasınız. Mesela Amerika'dan karşılaştırırsak benzerin işe iyi notlar. Demin bahsettiğim noktaya değineceğim. Network yapmak. Hocalarınızla bu okullardan Amerika'daki okullara gelmiş daha önce geçmişteki öğrencilerle yapacağınız research'le. Dolayısıyla yani çok bu konuda çok hani zaten hani internette bulabileceğinizden daha fazla bir bilgi verebileceğimi zannetmiyorum. Hani burada klasik akademik olarak geçmeniz gereken süreçlerden geçmeniz gerekiyor. Teşekkürler. Sıradaki soru deminki sorunun devamı olarak sorulmuş bence. Peki daha önceden görülen, çözülen bir soru mülakatta sorulduğunda ne yapılmalı? Yani ben bu soruyu biliyorum deyip başka bir soru mu istenmeli yoksa çözülmeli mi diye sorulmuş. Yani o biraz sizin İngilizce tabirle moral compass'ınıza kalmış bir şey. Çok özür diliyorum burada. Yani, eskiden en sevmediğim şeylerden biriydi. Sürekli Türkçe konuşurken İngilizce kelime sakmak ama şu an aklıma gelmiyor ne yazık ki bazı Türkçe tabirler. yani genel tavsiye burada tabii ki soruyu daha önceden gördüğünüzü karşınızdaki insana belirtmek. Bunun iki avantajı var. Bir, karşınızdaki insan çok büyük olasılıkla bu interview sürecini onlarca kez, belki yüzlerce kez yapmış bir insan. Dolayısıyla eğer siz bir soruyu bilerek çözüyorsanız bunu anlayabilecektir. Dolayısıyla size bir faydası olmayacaktır. Tam tersi en baştan söylemediğiniz için dezavantaj durumu düşecektir. İki, bunu söylediğinizde direkt pozitif bir şeyle başlıyorsunuz sürece. Karşınızdaki insan sizin dürüstlüğünüzü eminim ki takdir edecektir. Dolayısıyla benim kişisel tavsiyem karşınızdaki insanın bu konuda ne kadar tecrübeli olduğunu küçümsemeyin. Ve hani doğruyu söyleyindir. Ama hani dediğim gibi kitaplar çok belli başlı, web siteleri çok belli başlı. Şirket sayısı az. Dolayısıyla daha önce gördüğünüz bir soruyu görme şansınız çok ama çok yüksek. Hani herkes böyle yapıyor mudur derseniz eminim ki yapmıyordur. Ama benim tavsiyem dürüst olmanız ve bu konuda bilgilendirmeniz karşınızda. Teşekkürler. Sıradaki soru, şu an çalışma vizesi almadan Silikon Vadisi'ne gelmek zor gibi gözüküyor. Amerika'da bunun en kolay yolu Amerika'da eğitim görmek. Bunun dışında Amerika'da çalışma vizesi alabilmek için nasıl bir yol izleyebiliriz? Ya onun dışında pek bir yolu yok. Şöyle bir yolu var. Öğrenci olarak gelirseniz Amerikan hükümeti öğrencilik hayatınız bittikten sonra
belli bir süre çalışmanıza izin veriyor. Bu belli bir süre de hangi alanda eğitim aldığınıza bağlı. Örneğin STEM dedikleri işte Science, Technology, Engineering ve Math alanlarında eğitim yaptıysanız bu süreç 3 sene. Yani çok iyi bir imkan. Üniversite bittikten sonra 3 sene öğrenci vizenizle çalışabiliyorsunuz. Hiçbir kısıtlama altında olan tek kısıtlama eğitim aldığınız alanda çalışmanız. Başka alanlarda bildiğim kadarıyla bu süre 1 sene. Bu en kolay yolu bu. Onun dışındaki tek yol müstakbel işvereninizin size sponsor olması. Bu da hani iki yol olabilir. İki çeşit vize var burada. Hani genel olarak H1B senede sadece bir kere Ekim'de başlayabileceğiniz bir süreç bu. Dolayısıyla hani bugün iş başvurusu yapsanız sizi işe almaya karar verseler ancak bir dahaki Ekim'de başlayabilirsiniz ki bu da çok kolay bir süreç değil çünkü bunda bir kota var ve geçtiğimiz yıllardan itibaren bu kotanın üstünde insan başvurduğu için çekilişle veriliyor bu vize. Dolayısıyla ne şirketler bu süreçte vakit kaybetmek istiyorlar artık ne de siz hani bu kadar bir sene yakın belirsiz bir süreçten geçmek istersiniz diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla eğer öğrenci olarak gelemiyorsanız ama yine de Silikon Vadisi'ne gelmek istiyorsanız önerebileceğim şey uluslararası varlığı olan büyük şirketlere başvurmak ve onların Avrupa'ya da Kanada veya farklı yerlerdeki ofislerinde iş hayatınıza başlayıp belli bir süre sonra transfer vizesiyle Silikon Vadisi'ne gelmek o çok daha kolay bir süreç. İmkanlarınızı azaltıyor bu tabii ne yazık ki. Hani bunu yapabilecek şirket sayısı az. İşte Avrupa'da, Kanada'da var olan, ofisi var olan şirket sayısı az. Ama hani önerebileceğim yollardan biri bu. Teşekkürler cevabın için. Sadece soru Facebook'ta new grad pozisyonu için başvuru deadline'ı var mı? Full time pozisyonlar için bildiğim kadarıyla genelde alım sürekli oluyor. New grad için de bu geçerli mi yoksa bildiğiniz bir başvuru deadline'ı var mı? Diye gelmiş. Yani bu konuda bir cevap vermeyeyim. Çünkü hani yanıltıyor olmak istemem. Facebook'ta da konuşuyor da olmak istemem. Öyleyeceğim bir şey değil. Dolayısıyla yani web sitesine bakın. Eğer web sitesinde başvurabilirsiniz demek. Yani hani benim tavsiyem de herhangi bir zaman yılın 12 ayı başvurun. Yani hani o tip deadline'lara, tarihlere çok çok önem vermeyin. Herhangi bir şey. Çünkü ya doğru aday için onların hiçbir önemi yok. Bu şirketlerin tamamı sürekli iyi insanlar işe almak istiyorlar. Onu kesinlikle söyleyebilirim mesela. Yani sürekli. Dolayısıyla doğru aday için o tip detayları ortadan kaldıracaklar. Teşekkürler. Sıradaki soru, şu anda büyük bir yazılım firmalarının software engineer pozisyonları için mülakatlara hazırlanıyorum. Ne zaman başvurularına başlamalıyım? Ne hazır olduğumu bir aksilik olmazsa en azından teknik mülakatlara geçebileceğimi nasıl anlayabilirim diye sormuş. Ya bu konuda internet siteleri var diye bahsetmiştim. Lead Code ve benzeri. Gidip buralarda sorular var. Kendinizi test edebilirsiniz buradaki sorularla. Ve buradaki soruların hani zorluk seviyeleri var. Buradaki zor soruları yapabiliyorsanız mesela o zaman iyi bir seviyedesiniz demek en azından benim kendim. Bu konuda daha tecrübeli insanlardan yardım isteyebilirsiniz. Kesişen yollar aracılığıyla. Örneğin abim Selim Önal. Çok tecrübelidir bu konuda. Ona ulaşabilirsiniz. O daha yardımcı olabilirse. Ama yani şöyle bir şey var. Kendinizi hazır hissettiğinizde başvurmaya başlayın. Hani çok fazla bir şöyle bir şey mümkün. Yani başvuru sürecine başlayıp sonra mülakatlara sıra geldiğinde benim biraz hazırlanmam lazım. Hani bunu biraz bir ay sonra, 2 ay sonra yapsak olur mu demeniz mümkün. Buna yani olumsuz bakmayacaktır şirketler. Ama yani kendi adınıza süreci ne kadar hızlı atlatabilirsiniz o kadar iyi. Dolayısıyla benim tavsiyem hazır olduğunuzu hissettiğinizde tamamen hazır olduğunuzu hissettiğinizde başvurmanız. Peki sence bu büyük şirketlere Google, Apple, Amazon buradaki şirketlere girmek için altın kural dediğim bir şey var mı? Yani şu kesinlikle olması gerekli dediğim bir özellik. Yani özellikle ama şunu bahsetmem gerekiyor kesinlikle. Sürekli teknik şartlardan bahsediyoruz bu mülakatları geçmek için yerine getirmeniz gereken. Ya mülakatların başka bir sebebi de ki yani benim gördüğüm kadarıyla birçok insanın birçok başarılı ve zeki insanın bu mülakatlarda geçememesinin sebebi genelde cultural fit diye tabir ettikleri
Mülakatları yapan çünkü ya mülakat 5-6 en az 5-6 insanla konuşuyorsunuz mülakat sürecinde. Sizinle ne kadar çalışmak isteyip istemeyecekleri. Dolayısıyla bu hani sadece teknik problem çözmeye çalışmıyorsunuz odada insanlarla konuşurken. Aynı zamanda onlara şu imajı vermeye çalışıyorsunuz. Ben beraber çalışmaktan hoşlanacağınız bir insan. Çünkü hani işe başladıktan sonra hayatınızın büyük bir kısmını bu insanlarla aynı odada, aynı yan yana oturarak geçeceksiniz. Aynı problemleri çözmeye çalışarak. Dolayısıyla beraber çalışması kolay bir insan olmanız şart. Genelde şu böyle mesela Silikon Vadisi'ne gönderme yapacağım. Oradaki karakterleri hayal ettiğinizde bu resmi çok güzel çiziyorlar. Orada bazı karakterler var ki kesinlikle ve kesinlikle Silikon Vadisi'nde büyük bir şirkette çalışmaları mümkün değil. Çünkü beraber çalışması imkansız insanlar. Yani böyle portre edilmelerin sebebi de bu. Yani bu tip insanlar var. Bazıları mesela çok zeki, çok başarılı insanlar. Dolayısıyla müsamaha gösteriliyor bunlara. Ama yani genel olarak şu her zaman aklınızda olsun. O süreç sadece teknik bir süreç değil. Dolayısıyla bunu da aklınızda bulundurun. O da çok önemli bir kriter. Yani birçoğunuzun tahmin ettiğinden çok daha önemli bir kriter olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkürler cevabın için. Sıradaki soru biraz uzun. Okuyacağım bunu. Merhaba. Uzun süredir aklımda bilgisayar mühendisliği okumak var ve kendimi evde de bu konuda küçük küçük geliştirmek istiyorum. 11. sınıf öğrencisiyim. Neler yapmalıyım? Silikon Vadisi ile ilgili birçok araştırma yaptım. Şu an yurt dışından mühendis alımı ne düzeyde? Bunun cevabını verdik. Bir yıl geçmişinde de izlersen tekrar bulabilirsin. İleride nasıl olur? Geleceğini nasıl görüyorsunuz? Ülkeler arası vize krizi sorunlar çıkarıyor mu çalışanlar için veya da yeni başvurularda? Chicago'da yazılım konusunda büyük bir atılım yapıyormuş. Gitmemi tavsiye eder misiniz? Düşünüyor musunuz? Tarzı. Uzun bir soru. Yani Chicago çok güzel bir yer. Gidip görme şansını elde ettim. Dolayısıyla imkanınız varsa kesinlikle değerlendirebileceğiniz bir yer. Ya genel olarak şunu söyleyebilirim. Ben açıkçası lisede başlamamıştım programlamaya. Dışında. Doğru bir şey aktarabileceğimi zannetmiyorum. Ama yani şu an bütün Silikon Vadisi'nde ya da dünyanın herhangi başka bir yerinde gençleri programlamaya yöneltme konusunda çok büyük bir çaba sarf ediliyor. Gerek şirketler, gerek ülkelerin kendi eğitim sistemleri. Dolayısıyla şu an imkanların çok çok daha fazla olduğunu tahmin ediyorum. Örneğin code.org galiba bildiğim web sitesi var. Ücretsiz veya benzeri web siteleri var. Gidip kendi kendinize öğrenebileceğiniz. Kesinlikle hani lise öğrencilerine başarıyla yapabileceği şeyler bunlar. Tavsiye ederim. Tebrik ederim başladığı için de arkadaşım. Onun dışında sorunun ikinci kısmı Amerika'ya gelme konusu. Ondan bahsetmiştim. Yani ne yazık ki vize konusundaki problemler etkileme potansiyeli var. Ama açıkçası ben yani bu tip siyasi problemlerin çok uzun vadede kalıcı olacağını düşünmüyorum. O problemler çözülür. Dolayısıyla hani uzun vadede çok problem olacağını düşünmüyorum bu tip şeylerin. Dediğim gibi başka kaçırdığım bir nokta var mı soruda? Yok sanırım. Diğer kısmını zaten daha önce cevapladık. Videonun başını seyredersen bulabilirsin. Sırada sana bir iki soru var. Ben bunları hızlıca geçeceğim çünkü çok net cevap vereceğini düşünmüyorum ama Facebook'a refer eder misiniz diye sormuş ama bu refer prosesinden bahset bence. Veyahut da network işte seni tanıdığın biri nasıl refer ediyor bundan bahsedersen bence daha geniş ve daha genel cevap olur. Yani hani ya bu noktada şöyle bir şey var. Refer ettiğiniz insanın gerçekten hani o insanla ilgili tecrübeleriyle ilgili, bilgi birikimiyle ilgili, eğitim geçmişiyle ilgili bazı cevaplar vermeniz gerekiyor. Dolayısıyla hani direkt beni refer eder misiniz diye bir e-mail atmak ya da bu şekilde iletişime geçmek doğru bir yöntem olmayabilir. Dolayısıyla siz kendinizden bahsedin, yaptıklarınızdan bahsedin, ne yapmak istediğinizden bahsedin biraz. Karşınızdaki insana kendinizi tanıtarak başlayın diye tavsiye ederim. Dolayısıyla ilk aşama o insanla bir tanışıklık kurmak olsun. İkinci aşamada artık o noktadan sonra süreçlerden çok basit bir süreç. Bu şirketlerde çalışan insanlar sizin rezümenizi ilettikleri zaman, belli başlı soruları cevapladıkları zaman bahsettiğim konularda genelde recruiterlar direkt sizinle iletişime geçiyorlar. Dolayısıyla siz yapmanız gereken bir şey kalmıyor artık o noktada.
Burası için. Ama yani dediğim gibi bu konuya yaklaşımınız o insanlara hani beni refer edin demektense özetle beni tanıyın. Hani ben sizin refer etmek isteyeceğiniz bir insanım demek. Önemli. Onu tavsiye edebilirim. Teşekkürler. Bunu da söyleyeyim. Hani birçok sözünü böldüm. Birçok bu şeylerde hani belli noktalara gelmiş birçok insanın şimdi bu hani yapmaktan çekinecekleri şeyler değil. Yani hani çekinmeyin, yazın hani böyle böyle. En kötü alacağınız en kötü bir hayır e-mail'dir. Bu da hani sizi şey yapmasın, kırmasın. Belkinize. Ama yani emin olun ki çok fazla insan var Facebook'ta, Google'da, her yerde yani. Türk veya hani Türk olması bile size yardımcı olmak isteyecek. Bu insanlara ulaşmaktan çekinmeyin derim ama hani yaklaşımınız o insanlara refer etmek isteyecekleri bir insan olduğunuzu göstermek olsun. Yoksa sadece beni refer edin demek olmasın. Kesinlikle katılıyorum. Deminki Emre Celal Gül tekrar sormuş. Size de yazabilir miyiz LinkedIn'den falan tarzı. Zaten Tabii. yazabiliriz dedin. Herkes yazın. Ben de öyle yaptım. Yani buraya geldim. Ben geçen sene burada master yapıyordum. Burada tanıdığım veyahut da gördüğüm herkese yazdım. Hatta bu dönemki çalışmaya da öyle başladım. Selim'e LinkedIn'den yazdım. Sağ olsun kendisi görüştü benimle. Ben de sonra gönüllü olarak çalışmaya başladım. Yani 100 kişi yazıyorsan zaten burada insanların geri dönmesi veyahut da olumlu cevap verme oranı çok Türkiye'ye göre çok çok daha yüksek. 10 kişiden 8'de 9'u büyük ölçüde size geri döner. Biri de geri dönmez. Ben hiç olumsuz dönen biriyle karşılaşmadım. Yani benim de tavsiyem bulabildiğiniz her yerden, LinkedIn'den, hatta ben isim soyaddan e-mail adresi tahmin edip veyahut da bazı web siteleri var. Size iş e-maillerini falan verebiliyor. Herkese mail atıyordum tanışmak için. Sağ olsun çok büyük kısmında geri dönüyor. Benim tavsiyem, şahsi tavsiyem de oluyor. Yani herkese LinkedIn ekleyin, cevap yazın, bir şey yazın. Buradaki kültür genel olarak birbirine yardım etme üzerine kurulu olduğu için size yardım eden biri çıkacaktır diye düşünüyorum. Yani bu ben şunu ekleyeyim bu noktada. Hani bu sadece hani Türkiye yardım etmesi değil. Bu Silikon Vadisi yapan en büyük özelliklerden biri şu ki tanımadığınız bir insana bile gidip yardım isteseniz bu konuda durup sizinle 15 dakika sohbet edip yardım etmeye çalışacak. Yani o inanılmaz bir şey. Ha, dedim ki ben çok farklı yani çok farklı yerlerinde Türkiye'nin farklı yerlerinde çalışmış bir insan değilim ama hani bunun çok fazla yerde mümkün olduğunu zannetmiyorum. Çünkü buradaki ya bu burada yaşayan insanların kendilerinden sonra gelen insanlara ya bu çok iyi insan olmalarından değil. Hani sonuçta bir insana yardım ettiğinizde o da ileride belli yerlere geldiğinde sizin de tekrar ona ihtiyacınız olabilir. Veya hani dedim networking çok önemli. Bunu yapmanın en iyi yolu da insanlara yardımcı olmak. Dolayısıyla bu kafa yapısı Silikon Vadisi'ndeki herkeste var. Bu yüzden çekinmeyin. İnsanlara ulaşın. Çok teşekkürler cevabın için. Sıradaki soru ben tam olarak anlamadım ama ileteceğim. Mezun olduktan sonra aklımızda olan bir projeyle birlikte başvuru kısmından bahsedebilir misiniz? Yol haritası için diye sormuş. Sanırım aklımda olan bir projeyle büyük Ya bir şirket şey sormak istiyorum. olabilir. Peki bundan bahsedebilir misin? Yani hani bu biraz hani hangi seviyede fikrin hangi seviyede olduğuna bağlı. Sadece bir fikirse çok özellikle yeni mezun birisi için çok ileriye götürecek bir şey değil bu. Yani her gün binlerce, milyonlarca fikir elindeki yatırımcılara. Ama hani ya belli bir prototip varsa, işe yaradığını gösteriyorsanız, ürününüzü sattığınızı gösteriyorsanız, insanların kullandığını gösteriyorsanız, inkübatörler var. Dolayısıyla birçok Türkiye'de de var. Silikon Vadisi'nde var. Buralara başvurabilirsiniz. Bunlar da başvuru süreci biraz böyle master'a başvurmak gibi. Portfolyo hazırlıyorsunuz. Ürününüzü tanıtıyorsunuz. Belli başlı rakamlarınızı söylüyorsunuz. Direkt online bir form dolduruyorsunuz. Bunları deneyebilirler. Ya bunun en meşhur Y Combinator. İlk başlatan olabilir. Emin değilim yalan söyleyeyim. İşte Y Combinator diye Google'da aratın. Yani benzerlerini aratın. Direkt internetten ulaşabilirsiniz. Ama yani dediğim gibi sadece bir fikre sahip olmak çok ileriye götürmeyecek derisi. Çünkü hani fikre sahip olup bu insanlara ulaşmaya çalışan milyonlarca kişi var. Teşekkür ederiz tekrardan.
Sıradaki soruyu ileteyim. Selim abi sağ olsun bana deneme mülakatı yaptı. Çok faydası oldu. Sizden de rica etsem bana vakit ayırıp bir deneme mülakatı yapar mısınız diye sormuş. Sen cevabını ver sonra ben bir şey ekleyeceğim ekstra. Ya ben hani vakit ayırmaktan kesinlikle çekinmem ama ben senin kadar tecrübeli değilim mülakat yapma konusunda. Dolayısıyla hani başka konularda bana benden yardım isterse kesinlikle yardımcı olabilirim. Hani mülakatın da bir faydası olacağını düşünse yaparım ama hani birçok herhangi bir arkadaşının yapacağı mülakat daha bir şey olabilir. Yani birebir. Çünkü ya en önemli şey burada bence yapabiliyorsanız birebir mülakat yapmak. Çünkü hani o bambaşka bir tecrübe yani bir odaya girip ufak bir odaya sokuyorlar sizi. Orada 6 saat tanımadığınız 5-6 insanla sürekli iyi bir mühendis olduğunuzu aktarmaya çalışmak bambaşka. Yani bu telefonda ya da video chatte yapmaktan bambaşka bir tecrübe. Dolayısıyla ben hani mümkünse hani karşı tarafının çok da tecrübeli olmasına gerek yok. Ama birebir yapmanı ben belki çok daha önemli olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla belki hani birbirlerine yapabilirler arkadaşlar. Onun dışında Selim yapmış hani bir daha yapmak isterse ona ulaşabilir. Bana da hani başka konularda ulaşmak isterse yardımcı olmaya çalışırım. Tabii ben de şey ekleyeyim. Zaten bizim danışmanlık programlarımız var. Zaten mentorluk programlarımız var. Bu programlarda bunu yapıyoruz zaten. Atıyorum Facebook'tan veyahut da başka bir şirketten veya çalışma izni alandan birini bulup eşleştikten sonra onunla ister CV'nizin üzerinden geçiyor, ister mock interview görüşme yapıyor, ister size danışmanlık yapıyor. Tamamen ücretsiz olarak bu programımıza başvurabilirsiniz. İstediğiniz alandan, sektörden meslekten insanlarla eşleşip fikirlerinizi konuşabilirsiniz. Çok tavsiye ederim. Yani bunu ben kendi derneğim adına. Bundan sonraki soru da sorumuz ben direkt ileteceğim size. Matematik büyük şirkette çalışmak için önemi ne kadar? Ne önerirsiniz bu konuda diye sorulmuş. Aa, ya ben özgeçmişimi okudum mu arkadaş? Ben aslında matematik okuyarak başlamıştım üniversiteye. O da başka bir verebileceğim başka bir şey olabilir. İpucu. Ya ben matematik okuyarak başlamıştım üniversiteye. Ben yani üniversiteye başlamadan önceki amacım da şeydi. Matematiği çok seviyorum. Matematik profesörü olayım. Sevdiğim bir şey yapayım ömür boyu. İşte profesör olayım. Kolay. Çok fazla patronun yok. Sana ne yapacağını söyleyen insan ya. Kolay bir iş. Diye tahmin ediyordum. Bütün profesörlerden özür diliyorum. Öyle değil. Değilmiş. Bunu üniversite birinci sınıfta anladım. Dolayısıyla şu da önemli. Ben üniversitede mesela okurken ya şunu fark ettim ki ya matematik okuyup da ondan sonra yapabileceğim şeylerden çok mutlu değilim. Dolayısıyla ben hani ondan sonra bilgisayar mühendisliği işlerini yapmaya başlamıştım. Üniversitedeyken verip bu tip kararlar vermekten çok çekinmeyin derim. Hani yapmak istediğiniz şey o an yaptığınızdan farklıysa o konuda değişiklikler yapmaktan çekinmeyin. Matematik yani ne yaptığınıza bağlı olarak ne kadar önemli olduğu değişiyor. Ama belli bir seviyede önemli olduğu kesinlikle doğru. Çünkü hani yani sonuçta yazılım mühendisliği dediğiniz gibi herhangi bir mühendislik belli temel bilimler üzerine kurulu. Bunlardan en önemlisi de yazılım için. Matematik. Yani ne kadar önemli? Çok önemli değil. Ama hiç önemli değil de değil. Dolayısıyla hani hiç sevmiyorsanız matematiği bilmiyorum ne kadar severek yapabilirsiniz yazılım mühendisliğini. Ama hani yapabileceğiniz işler var ki matematiğin önemi çok fazla olmaz. Onu diyebilirim. Çok net bir cevap olmadı. Ama hani belli alanlar var ki atıyorum mesela yani bana ulaşan insanlar oyun yapmak istiyorlar. Nedense oyun üretmek isteyen insanların sayısı çok fazla. Mesela o alanda matematik çok önemli. Özellikle ve özellikle artık oyunlar işte AR ve VR'da olduğu için matematiğin önemi çok fazla. Dolayısıyla hani ya bu tip konularda da hani tercihlerinizi yaparken bunu aklınızda bulun. Teşekkürler. Tam bunun üstüne gelen soruyu iletiyorum sana. Oyun geliştirme altyapısından gelen kişilerin Facebook, Amazon gibi şirketlere generalist software engineer pozisyonları için bir eksisi oluyor mu? Bu altyapıdan gelen kişiler için demo veya prototip varsa bir etkisi oluyor mu? Teşekkürler demiş. Ya, pozitif etkisi olur yani. Yazılım olarak herhangi bir şey öğretmenizin pozitif etkisi var. O yüzden eksisi olacağını da hiç zannetmiyorum.
Hani ya şu olabilir, oradaki tecrübeleriniz burada yapacağınız işe çok fazla katkı sağlamayacak olabilir işe başladıktan sonra. Hani bu siz kendi kariyer gelişiminiz açısından bir zaman kaybı olarak değerlendirebilirsiniz. Ama yani onun dışında şirket açısından bu yani pozitif. Yani sonuçta yazılımla bir şey üretmiş olmak başlı başına pozitif bir şey. Ne ürettiğinizden çok bağımsız olarak. Dolayısıyla kesinlikle artısı olur. Yani biraz o kişisel kariyer tercihlerinizle alakalı. Hani bambaşka bir şey yapacak olabilirsiniz o şirkette generalist olarak girdikten sonra. Dolayısıyla hani o tecrübelerinizi kayıp olarak görüp görmediğinizle alakalı biraz. Teşekkür ederim. Aynı soru bir iki kere daha geldi ama bunun cevabını zaten verdik. Facebook interview süreciyle alakalı nasıl adımlar izleniyor? Bunu az önce söyledi. Glassdoor'dan da bulabilirsiniz. Videonun başını seyrederek de tekrar fikir sahibi olabilirsiniz. O yüzden tekrar sormayacağım bunu. Bunu da söyleyeyim. Yani hani Facebook veya benzeri bütün bu büyük şirketlerin Amazon, Google, Apple, Netflix, bütün bu büyük şirketlerin Microsoft, bütün bu büyük şirketlerin süreçleri tam birbirine çok benzer. Dolayısıyla hani ya özellikle ya tamam, Facebook çok istiyor olabilirler ama hani özellikle gidip Facebook'un süreci nasıl diye bakmalarına çok fazla gerek yok. Bütün büyük şirketlerin süreçleri birbirine benzer. Hani bir konuda yazılmış kitaplardan bahsettik, web sitelerinden bahsettik. Gidip ya bu kaynaklara başvursunlar. Yani kesinlikle fazlasıyla bilgi var bu konuda. Kesinlikle katılıyorum. Sadece Glassdoor bile bence fazlasıyla yeterli. Çünkü yüzlerce örnek var, yüzlerce interview sorusu var. Prosesi hepsi teker teker anlatıyor yani. Sana eğitim hayatına ilgili bir soru gelmiş. Koç Üniversitesi okumanın Silikon Vadisi'ne gelmende faydası oldu mu diye sormuş. Yani hani Koç Üniversitesi'ni de atıyorum. Sabancı'da okusaydım bir eksisi olur muydu diye cevap vereyim buna. Olmazdı herhalde yani başka bir üniversitede. Dolayısıyla çok böyle hani Türkiye'deki diğer benzer seviyedeki üniversitelere göre bir artısı oldu mu? Hayır. Ama biraz da şeyle alakalı yani hani atıyorum mesela Koç Üniversitesi'nin Stanford'da bir exchange programı vardı ben okurken. Ya ben katılmadım. Ama hani eminim ki bu programa katılanlar için ve sonra Silikon Vadisi'ne gelenler için Koç Üniversitesi'nde okumuş olmanın getirdiği bir artı kesinlikle vardır. Dolayısıyla biraz hani kişisel tecrübelerinizle alakalı diye tahmin ediyorum ama benim yani kendi adıma bilmiyorum belki de ben çok iyi değerlendirmedim Koç Üniversitesi'nin imkanları o konuda ama evet, çok ekstra bir şey olduğunu zannetmiyorum. Ya benim için tabii ki en artı şeylerden biri benim abim buradaydı bahsettiğimiz gibi. Dolayısıyla ben hani buradaki şey ekosistemi çok iyi biliyordum zaten buraya gelmeden önce de. Onun dışında hani Koç Üniversitesi ben geldikten sonra yanlış hatırlamıyorsam benim okuduğum San Francisco Devlet Üniversitesi ile bir değişim programı imzaladı. Mesela o tip de, yani değişim programlarının falan filan artısı olabilir. Onun dışında hani çok fazla ne gibi bir artı sağlayabilir? Hani verdiği eğitim tabii ki baş başına bir artı. Ona değinmiyorum. Sonuçta hani buraya gelirken bütün bu verdiğimiz ipuçları falan filan önemli değil. En önemli şey aldığınız eğitim. Dolayısıyla Koç Üniversitesi'nde aldığım eğitimden memnun muyum? Gayet memnunum. Onu söyleyeyim. Sıradaki soru zaten tam olarak buydu. Koç Üniversitesi'nde aldığın bilgisayar mühendisliği eğitimi buraya geldiğin zaman bir eksiklik hissettin mi veyahut da burada yeterli oldu mu? Tam tersi. Ya ben San Francisco Devlet Üniversitesi'nde okudum. Yani çok çok üst seviye bir okul değil. Ya dedim ki buraya gelirkenki amacım da hani iyi bir eğitim almak değil. Yani iyi okullara Stanford'a başvurdum. Kabul alamadım. Hani o okula San Francisco'yla karşılaştırırsam hani Koç Üniversitesi'nde aldığım eğitim kat 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 daha üst seviyede. Onu söyleyebilirim yani. Yani buraya geldikten sonra burada bir eksiklik gördüm. Yoksa kendi geçmişimle ilgili bir eksiklik kesinlikle hiçbir zaman görmedim. Onu da ya Koç Üniversitesi'ndeki zaten hani ya, hocalarınızın, profesörlerin özgeçmişlerine bakarsanız hani en azından benim zamanımda hani bilgisayar mühendisliği tamamen bir hani all star kadroydu yani. Hani bütün hocaların tamamı Amerika'nın en iyi okullarında doktorlarını yapıp gelmiş hocalardı. Dolayısıyla hani o seviyedeki hocaları burada bile belli başlı okullarda anca buluyorsunuz. Çok az sayıda. Avantajınız hocalar genelde Türk. Türkiye'ye geri dönüp yaşamak istiyorlar. Dolayısıyla hani o açıdan kesinlikle ve kesinlikle Amerika'daki birçok üniversiteden çok daha ileride olduğunu düşünüyorum. Seviyenin. Ya o konuda kesinlikle bilmiyorum. Çekincesi var ondan mı soruyor ama hani
rahat olun. Çok 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 başka yerde bulabileceğiniz imkanlar yok yani. Koç Üniversitesi'nde veya bu birçok hani, o seviyedeki Türkiye'deki okullar için söylüyorum bunu. İmkanlar kesinlikle fazlasıyla yeterli. Ben de kesinlikle katılıyorum. Buraya geldikten sonra bence Amerika'daki eğitim, yani ben master seviyesinde belki Türkiye'deki o top üniversitelerin seviyesiyle aynı. Yani lisansla buradaki Türkiye'deki ön lisansla buradaki lisans neredeyse aynı gibi benim için. Böyleydi yani. Onu söyleyebilirim. Sıradaki sorum biraz teknik belki ama domain expert olmak için önerileriniz veya yapılması gerekenler nelerdir diye sorulmuş. Var mı tecrüben? Ya domain expert hangi domain olduğuna bağlı. O açıdan çok net bir cevap veremeyeceğim ama ya şunu söyleyebilirim. Hani hangi alanlarda kendimizi geliştirirsek Silicon Valley'deki şansımız artar soru şeklinde çevireyim ben bu soruyu. Ona da verebileceğim iki tane cevap var. Bir machine learning kesinlikle. Ve ikincisi de mobil. Yani Android, iOS. Gelecek mobilde ve gelecek machine learning'de. Dolayısıyla bu ikisini birleştirirseniz, bu iki alanlarda kendinizi geliştirirseniz şansınız kesinlikle artar. Onu söyleyebilirim. Teşekkür ederim. Sıradaki soru bu sefer Koç Lisesi ile alakalı. Liseyi de Koç'ta okumuşsunuz sanırım. Lisenin faydası oldu mu? Ben o kadar iyi bir lisede okuyamıyorum. Neler yapabilirim? Tavsiyeniz nelerdir? Yani ben genelde birebir sohbetlerimizde bunu özellikle söylüyorum. Tanıştığım insanlara, genç insanlara. Benim hayatımda en büyük vizyon değişikliğine sebep olan yer Koç Lisesi'dir. Haklarını ödeyemem yani. Dolayısıyla çünkü o yaşta yani gözünüzü dünyaya açacak çok fazla yer yok Türkiye'de. Çok fazla lise yok. Onlardan biri Koç Lisesi. Kesinlikle ve kesinlikle hani bugün geldiğim yerden az biraz başarılıysam onun en büyük katkılarından biri Koç Lisesi'ndir. Oradaki hocalarımın, arkadaşlarımındır. Dolayısıyla onu söyleyebilirim. Bana kesinlikle çok faydası olduğunu düşünüyorum hayatımda. O yani dediğim gibi dünya seviyesinde bir eğitim almaya başlıyorsunuz. O yaşta özellikle çok yani. Mesela Koç Üniversitesi'nde ve benzer okullarda Türkiye'de hani dediğim gibi seviye kesinlikle Amerika'nın bile ortalamasının üstünde olduğunu düşünüyorum üniversite seviyesi olarak. Ama yani bunu o yaşta erken lise çağında alabilmek çok çok daha önemli bir insanın gelişimi için. Dolayısıyla evet benim için çok önemliydi. Ne yazık ki tabii herkes için mümkün değil bu. Koç Lisesi veya benzer okullarda okumak. O konuda benim tavsiye edebileceğim şey kendinizi geliştirmek çok geniş oldu. Şu açıdan atıyorum mesela İngilizce öğrenmeye ne kadar erken başlarsanız o kadar iyi. Uluslararası mesela iyi okullarda okuyan öğrenciler kitapları okumaya başladığınız var. Amerika'da okumak istiyorsanız, Amerika'da çalışmak istiyorsanız burayla ilgili kendinizi bilgilendirmek, dünya ile ilgili kendinizi bilgilendirmeye başlamak o yaşlarda çok önemli. Dolayısıyla tavsiye edebileceğim şey internet var artık. Yani aynı şey değil ama kendinizi geliştirmek eskisine göre çok daha kolay. Dolayısıyla hangi alanda başarılı olmak istiyorsanız atıyorum mesela hani fotoğrafçılık alanında kendinizi geliştirmek istiyorsanız onun da imkanları var internette. Mesela kurucusu bir Türk olan Udemy var. Hani gidip herhangi bir alanda dersler alabileceğiniz veya Coursera var. Bu tip şeylere bakabilirsiniz. Onun dışında hani Koç Üniversitesi'nin bana verdiklerini gitmeden neler yapabilirsiniz? O konuda çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim ne yazık ki. Ama her imkanınız varsa kesinlikle ve kesinlikle bu tip veya yani Koç olur veya benzeri seviyede okullar olur. Kesinlikle ve kesinlikle kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Teşekkürler cevabın için. Süremizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Son bir iki soruyu ileteceğim. Ondan sonra kapatacağız yayını. Yaş faktörünün önemi ne oluyor diye sorulmuş Silikon Vadisi'nde. Çok deneyim olmayan kişiler için. Yani bu konuda vereceğim cevap tam tersi bir cevap olacak. Yaş hani ya Silikon Vadisi'nde dedim hani çok demokratik sistem. Hani birçok engel önemli değil. Atıyorum mesela hani
hangi ülkeden geldiğiniz, hangi dilin ana diliniz olduğu, dininiz, ırkınız bunların hiçbir önemi değil birçok şirkette. Ama yaş olarak genel olarak şunu göreceksiniz ki çok genç bir iş ortalaması var. Dolayısıyla hani sorunun amacı hani genç sen bu dezavantaj olur mu? Hayır, avantaj olur. Ne yazık ki yaşı ilerlemiş insanların barınması zor bir yer. Zor bir alan. Silikon Vadisi'nin teknoloji. Dolayısıyla gençseniz sizin için iyi. Bizi izleyenler arasında yaşı ilerlemiş olanlar varsa ne yazık ki söyleyebileceğim şey yaşı ilerleyen insanlar için çok kolay değil. Çalışma şartları. Teşekkürler. Gelen son soruyu iletiyorum. Peki burslardan bahsedebilir misin demişler. İster gerek lise gerek üniversite veyahut da buradaki San Francisco State için. Var mı bilgin? Yani lise ve üniversite sistem değişti bilmiyorum ama benim zamanımda ya ben lise ve üniversitede burslu okudum. Hani burs almanın yolu sınavlarda, ÖSS ve benzeri sınavlarda belli dereceler yapmaktı. Onun dışında çok fazla bir tecrübem yok. Eminim ki hani başka yolları da vardır burs almanın ama hani çok fazla bu konuda verebileceğim bir bilgi yok benim. Üniversitede benzeri olduğunu tahmin ediyorum senin üniversitenin. Yani sınavlardaki derecenize bağlı daha çok. Ne yazık ki. Amerika içinse master yapmak için genelde ya üniversitenin kendileri burs vermiyorlar. Master daha profesyonel bir derece olarak görünüyor çünkü. Daha doktor yapmak istiyorsanız akademik olarak o zaman birçok üniversite burs veriyor. Maaş veriyor size asistan olarak. Türkiye'den hani belli başlı kurumlar Türk öğrencilere buraya gelmeleri için burslar veriyor. Onları araştırmalarını tavsiye ederim. Yani Amerika'da okumak için Amerika'dan burs master için özellikle çok kolay olacağını zannetmiyorum. Türkiye'deki burs imkanlarını araştırmalarını tavsiye ederim. Çok teşekkür ederim. Herkese sorumuz, son klasik bir sorumuz var. Sana onu soracağım. Ondan sonra yayını kapatırız. Bir sonraki haftanın yayından bahsederek. Senin Türkiye'deki öğrenciler için tavsiyelerin genel olarak nelerdir? Ne yapmaları, nelerle ilgilenmelerini tavsiye edersin? Yani ya bu sorumu şuna kısıtlayacağım. Hani Türkiye'de olup da bilgisayar mühendisliğine ya da tüm yazılım mühendisliğine ilgisi olan. Çünkü onun dışındaki alanlarda açıkçası çok fazla söyleyebileceğim bir şey yok. Hani. Afayık olur biraz. Yazılım mühendisliği ve bilgisayar mühendisliği alanında söyleyebileceğim tek şey Biliyorum. Ha, evet. çok bunun başlamanız gereken bir yaş, başlamanız gereken bir sınıf yok bu konuda kendinizi geliştirmek için. Lise olur, üniversite olur, üniversitenin başı olur, üniversitenin sonu olur. Yapmaktan hoşlanıyorsanız bu işi, internette çok ama çok fazlasıyla yeterli kaynak var. Bir şeyler öğrenmeye, bir şeyler üretmeye başlayın. Olabildiğince erken. Ve dediğim gibi belli başlı dersler var. İşte bahsettik data structures algoritma. Bunlar önem verir üniversitede. Onun dışında yapmanız gereken tek şey denemek. Girin bu sitelerde soruları çözün. Şirketin iş alım süreçlerini başlatmak için kendi sundukları web sitelerinde sorular var. Gidin onları yapın. Bu bahsettiğim sitelerde çok iyi sonuçlar oradan ulaşıyorlar mesela. Şeylere hani şunu söyleyebilirim. Üniversitenin size bunları sunmasını veya öğretmesini beklemeyin. Çünkü yani çok büyük olasılıkla zaten öncelik bu değil üniversitede. Yani size kişisel olarak bunu sunmaları da çok mümkün değil. Çünkü herkesin beklentileri farklı. Dolayısıyla hani bunun size sunulmasını, öğretilmesini beklemeyin diyorum. Ne yapmak, ne öğrenmek istiyorsanız internette fazlasıyla mümkün. Eğer nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız bizim gibi insanlarla kesinlikle iletişime geçin. Yol göstermeye çalışırız kişisel olarak. Çok teşekkürler. Genel olarak vakit ayırdığın için, cevapların için ben gelen tüm soruları ilettim sanırım. Sen de vaktini ayırdın. Tekrardan teşekkür ederim herkes adına. Ben kısaca bundan sonraki yayınlardan bahsedeyim. Bu Silicon Valley serisinde biraz daha devam edeceğiz. Bu haftaki şirket Facebook vesairelerdi. Önümüzdeki hafta farklı şirketler ayarlamaya çalışacağız. Google, Amazon, Microsoft artık bulabildiğimiz, ayarlayabildiğimiz kadarıyla. Bizi takip ederseniz Facebook'tan, YouTube'dan, kanaldan bir sonraki yayınları da izleyip yine sorularınızı sorabilirsiniz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Herkese iyi günler, iyi akşamlar Türkiye'dekiler için. Görüşmek üzere.